Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Bizimki dışarı çıkmak için bekliyor. Herkese günaydın arkadaşlar. Yağmurlu ve kapalı bir günden merhaba. Ay, yağmur yağıyor arkadaşlar. Normalde yağmur pazar günü başlayacaktı. Bugün şu an cuma. Bu tüm planlarımızı alt üst etti. Çünkü cumartesi videosu olarak kümesi yapıp bitirip koymayı düşünüyorduk. Bugün ve yarın kümesi yapacaktım, videosunu çekecektik. Ama böyle yağmurda onu yapamayız. Çünkü dışarıda çalıştığımız için hem hani elektrikli aletler kullanamayız. İşte hem onu yerine götürecektik, götüremeyiz. Yani sağlıklı olmaz. O yüzden şimdi yarına yeni bir video düşünmem lazım. Hemen düşünüp çekip yarın size sunmamız lazım. İnşallah yetiştirebiliriz. Ama günümüz bir bambamı yürüterek başlasın yine bakalım. Şimdi önce bu yakışıklıya tasma takacağız. otur. Otur bir görsünler ne kadar güzel olmuşsun böyle. Hava soğuk diye montunu giydirdik. Bu montu çok severek almıştım ben ona vaktinde. Çok da yakışıyor benim oluşuma. Bambamın kocaman arkadaşları. Kış aylarında böyle video hazırlamak çok zor oluyor. Genelde birkaç böyle YouTuber aileyle konuştuğumda onlar yazın içerik bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söylemişlerdi. Hani kışın çok fazla yapacak şey var. Ben de kışın bir şey bulurken genelde daha zorlanıyorum. Yazın daha kolay geliyor. Çünkü hava güzel, hep çekim yapabiliyorsunuz. Böyle yağmur olmuyor, engellemiyor vesaire. Şimdi birazdan da bir bisikletim vardı hatırlarsanız. Bayağı önceki videolarda sürüyordum. Şimdi burada çok bisiklet kullanmıyorum, imkan olmuyor. O bisikletin tekerleği patlamıştı, onu bir tamir edeceğiz. Sevgili cam bağlarımız. Ama öyle güzel bir koku var ki havada şu anda. Burası köyümüzün merası. Ya bu koku beni gerçekten o kadar mutlu ediyor ki burada. Daha önceden de hani böyle bir yerde yaşıyorduk ama orada böyle bir bu nane kokusu yoktu. Çok fazla yabani nane var. Özellikle böyle yağmurda o kadar çok ortaya çıkıyor ki bunun o aroması, kokusu. Şu an burası sanki böyle Vivi'den sakız çiğnemiş de birisi suratınızı hohluyormuş gibi kokuyor. Tabii çok daha güzel ve doğal bir nane kokusu var. O da artılarından. Keşke kokuyu da size bir şekilde sunabilsek ama daha teknoloji de o kadar ilerlemedi. Şimdi burada yapılacak ufak tefek işler var. Bir bisikletimi tamir edeceğim. Az önce de bahsetmiştim. Bir de şurada bir kitaplık rafı vardı. Onu üst kata çıkartacağım. Ama ilk başta... Şimdi bugün yağmur yağıyor ya arkadaşlar. Kümesi merak ediyorum. Hiç su geçirdi mi? Kümesimiz gayet güzel. Duruyor. Şöyle... Evet, hiç su geçirme yok. Görüyorsunuz herhangi bir su izi vesaire yok. Folluklar da temiz. Kümesimiz güzel olmuş. Sadece şurada şu ön kapıdan giren çiseleyen dışarıdan yağmur var. Zaten kapıyı da yapacağız. Herhangi bir aksilik kalmayacak. Şimdi yukarı çıkartacağım kitaplık da bu. Önce bu kitaplığı bir çıkartayım.
Buna Anna'nın çiçeklerini koyacağız çünkü ya bir şeyler koyacağız. Rafa ihtiyacımız var zaten. Bence yeri güzel oldu arkadaşlar. Böyle köy yerlerinde raf çok önemli. Bir şeyler koyabilmek için. Evet. Dursun abinin garajına giriyoruz. Bisikletim buradaydı. Sağ olsun Dursun abi burada bana yer vermişti. Dursun abinin ATV'si, traktörü vesairesi şu an burada biliyorsunuz Almanya'da. İşte benim emekler. Çok hafif bir bisiklet arkadaşlar. Kendisi 6 kilo 700 gramdı galiba. Bisikletin üstüne koyduklarımla birlikte 7-7,5 kilo oluyordur. Yani bir böyle bisiklet için aslında çok düşük bir kilo. Çok rahat taşınıyor. Çok da sevdiğim bir bisiklet. Bisikletimin lastiği patlamıştı öbür taraftayken. Şimdi o lastiği önce bir tamir edelim ve bisikletin bir bakımlarını yapalım. Tabii her tür ekipmanım var tamir etmek için. Bisikletimin popo tarafında bir çanta var. O çantanın içinde bu tarz tamiratları yapabilmeniz için gerekli her şey var. Yani yolda mesela uzun bir yol yaparken bisikletle yolda kaldınız. O ufak cepten bu ürünlerle bisikletinizi tamir edebiliyorsunuz. Şimdi bir taraftan da saate bakıyorum çünkü filizler kalkmadan odun kesmem lazım. Hava biraz serin. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın. Şöyle. Bakın şurada yarık var. Yeni lastiğimizi alalım. Bunu atalım. Ay. Yeni lastiğimizi aldık. Bir de ben eski bir lastiğimden şöyle bir parça kestim. Arkadaşlar. Bunu her zaman lastiğimin bu sibop yerine koyuyorum. Çünkü buraları çok hassas oluyor. Patlarsa en çok buradan patlıyor. Özellikle şişirirken onu engelliyor. Lastiğimiz daha sağlam duruyor. Bunlar çok ince lastikler. Aynı zamanda da çok yüksek basınç istiyor. Yani 110 PSI falan basılıyor. Düşünün. Arabalara 32 basılıyor. Bunlara 110 basılıyor. Böyle taş gibi oluyor lastik. Çok yüksek basınç olduğu için de böyle ufak sivri bir şey geldiği zaman bunlar ne yazık ki çok çabuk patlıyor. Tabii bunlar yol bisikleti. Benim gibi yol bisikletini her yere sokmuyor insanlar genelde. Biliyorsunuz Kerem Ali Yaylası'na bile bisikletle çıkmıştık bir defa. Ki normalde hani bir dağ bisikletiyle çıkılması lazım. Benim yol bisikletimle çıkmıştım. Bahsettiğim cepte burası. Çantası burada. Normalde yamalarım falan da vardı da yamalarım bitti. Şu alet bisikletin her tarafını açıyor. Her tarafını çıkartabiliyor. Hatta hani bilenler bilir akort ayarı bile yapabiliyorsunuz lastiğinize. Şunlar da lastikler için zaten parçalar. İşte arka ışığım. Tabii şu an pili yok. Çantam. Güzel bir pompa. Bu PSI göstergeli. Bir yol bilgisayarı. Bir ön ışık. Çakarlı. Şeyler SPD. Buraya giydiğiniz ayakkabı da özel. Oturuyor ve kilitleniyor. Yani şu önüne oturtup kilitliyorsunuz. Ve pedal çıkmıyor. Yani normalde bisikleti sırf aşağı ittirerek kullanırsınız ya. Bunu da ayağınızla çek edebiliyorsunuz. İşte SPD pedal deniyor. Böyle bir bisiklet. Evet arkadaşlar. Bizim bu bisikletle dostluğumuz bitmek üzere. Son zamanları diye düşünüyorum. Yani bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde güzel fotoğraflarını çekip satışa çıkartacağım. Çok fazla ilgilenemiyorum, çok fazla süremiyorum şu ara. Burada da çok imkanım olmuyor. Ekonomik durumlar da malum.
Yani ülkemizin içinde olduğu herkes bir şekilde maddi olarak zorlanıyor. O yüzden bu şu an güzel bir çözüm olur diye düşündüm. Yakın zamanda kendisinden ayrılacağız. Tabii bu dostumu değerini bilecek, ona bol bol binecek, bakımlarını güzel yapacak ve öyle onu aksatmayacak bir arkadaş bulup satmak istiyorum. Hayırlısı olsun. Evet, bu kadar duygusallık yeter. Burada zaman yetmiyor biliyorsunuz bize. Şu an saat 10.30 civarı. Benim odun kesmem lazım çünkü 11 gibi filizler uyanır. Odun kesip sobayı yakmam. Sonra kargoları hazırlamam. Bu yeni videoyu editleyip akşama yayınlamam. Onun haricinde kargoları Mücahit'e yetiştirmem. Mücahit sağ olsun bugün tekrar bir adaya gidecek. Adaya giderken bizim kargoları da götürecek. İş çok, odun kesmeye inelim şimdi. Bu arada yağmur yağmasa burada o kadar çok planımız vardı ki. Şimdi her şey ertelendi. Buradaki odunları kesip çünkü merdiven altımıza dizmemiz lazım. Böyle güzel bir şeyler bulduk. Bu böyle dikdörtgen yağmurdan çamurdan korur diye düşünüyorum. Bunun gibi 3 tane var. Arkamdaki odunları komple alır diye düşünüyorum. Tüm bu odunları kesip merdiven altını boşaltıp odunları bunların içine istifleyecektik. Bugün başlayacaktık aslında ama yağmur komple engelledi. Yağmur komple kümesi de bugün engelledi. Yağmur her şeyi engelledi. Bu arada yağmuru seviyoruz, sevmiyor değiliz. Sadece yağmur pazar günü yağacak diye bekliyorduk. Tüm planlarımızı ona göre yapmıştık. O biraz bizi kötü etkiledi açıkçası. Arkadaşlar sabah odunlarımız hazır. Tabii buradaki yığını daha kesmediğimiz için ben şu an elimle kesiyorum devamlı. Şu an ortalama günde 3 defa böyle kesiyorum. Günde 3 defa bu kadar bize yetiyor ısrarcı. Sobayı temizleyip külünü dökelim. Sonra Mücahit'e kargo yetiştirmem de gerekiyor. Şimdi şöyle. Bakın bayağı külümüz var. Camımız da bayağı pis. Böyle çok kolay çıkan bir şey de değil. Üstteki is kolay çıkıyor da bakın arkadaki siyahlık geçmiyor. Veyahut da bakın buralar çıkmıyor. Bunu da kendi külüyle temizliyoruz arkadaşlar. Daha önceden bir videomuzda bundan bahsetmiştik. Şöyle su, kül bunu temizlemek için yeterli oluyor. Bakın şöyle hala yanıyor içindekiler. Geceden kalmış biraz. Diyeceksiniz ki niye bu kadar uğraşıyorsun? İzleyecek bir şey kalmadı. Gece ateşi izleyip sohbet ediyoruz. Soba camı temizlemek için şu kadar bir bez yeterli arkadaşlar. Tuvalet kağıdıyla, peçeteyle temizleyenleri görüyoruz. Yani çok pahalı bir de yazık günah. Kağıt kullanmayın bunun için. Bunu tekrar ikiye kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi cam pırıl pırıl oldu. Hiçbir şekilde tuvalet kağıdına ya da peçeteye gerek yok. Külümüzü dökelim. Bakın şurada toprakta belli oluyor kül döktüğümüz yer. Düzenli olarak
İleride bostan yapacağımız yere döküyoruz külü. Böylelikle şimdi orasını çapalattığımız, sürdürdüğümüz zaman toprak daha verimli olacak. Tabii gübre de ekleyeceğiz üstüne. Oh! Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bundaki huzur hiçbir şeyde yok. Şimdi birazdan tam bir yansınlar. Böyle çıtır çıtır ateş sesi. Ekmeğimizi koyarız, kızartırız. Kahvaltımızda birazdan. Oh, sıcacık uyansınlar. Ama tabii benim daha sabah rutinim bitmedi arkadaşlar. Oy. Vallahi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Alın teri işte. Gerçekten. Oh, şimdi kargolarımızı hazırlayacağız. Hem Trendyol hem hepsi burada. Bugün var. Amazon'dan falan yok bugün. Hem de Sevgi Köyü var. Evet, Sevgi Köyü Shopier hesabımıza bir giriş yapalım. Ve bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet. 11 tane sipariş var, ikisi öncedenmiş. Şimdi 11 tane sipariş hazırlamak için önce bunları bastırmam lazım. Oh! Hızlıca eksik ürünleri tamamlayacağım. Normalde bunları filiz yapıyor. Ama elimizde hazır olanlar bitmiş. Birkaç ürün için şu an hazırlamam gerekiyor. Evet be, tam oldu. Şunları mühürleyeceğim birazdan. Ben kargolarımı hazırlayayım. Birazdan görüşürüz. Bu arada sesler geliyor. Ya Tuba anne. Benim prenseslerim uyanmış. Prensese bak. Halime bak. Günaydınlar bir tanem. Ay saçlarına bak bunun da. İkimiz kız de... akşam savaştınız mı? Var ya... Sürekli üstümde yattı. Benim falan ağrı. Evet, genelde benim üstümde yatıyordu. Bu sefer benim üstümde ya, yatmadı. Tut beni. Beni tut. Düşün. Tut anneyi tut. Miyacığım ben tutarım arkada, merak etme. Ha. Murat'ımız uyuyor mu? Yok, Murat'ı da getireceğim şimdi. Soba ne güzel tutuştu. Soba güzel mi Mia? Baba sobayı yakmış. Saç baş dağılmış. Prensim nerede benim prensim? Oy. Güzelim. Müce'ye mi benzettiler seni kaşları yapınca? Müce de aradı sabah, diyor ya çocuğu niye bana benzetmişsiniz ya diyor. Koş. Ay. Sarıl. Oy, seni çok seviyorum ben. İlk göz ağrım benim. Prensesim. Ha? Ay. Bir merhaba de bakalım saç baş dağınık. Merhaba. Merhaba. El salla bakalım. El salla. Oh, canımın içi benim prensesim. Bunlar şeker şeker ve doyamıyorum. İçime sokacağım da. Oh. Gece gene kafamızda yattı prenses. Gel 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 gel. Oh aşkım benim. Kafamızda yatan prenses. Valla benim belimde yatmış herhalde daha çok. Benim kafamdaydı bir ara. Çok ağrıyor. Güzel oldu. Yatmıyorken bir yatağını nasıl alıştıracağız ya? Gece geliyor yani, yatağına yatırıyoruz. Ağrıyor, mecburen aldım gece. Almasan da kendi geliyor, tırmanıyor, çıkıyor. Ay, geçen de benim üstümdeymiş. Gece bir döndüm yataktan düştü. Ya o da neydi ya, gece gece dağılmış. Ay aklımız çıktı. Ay necim ya. Yok yakışıklı bir çocuksun. Çok yakışıklı. Gizli maşallah. Mavişim. Mavi de değil, gri gibi ya. Gri mavi gibi gözler, aynen. Ya çok
Biliyor muydun? Müco geldi. Ona hem kargoları vereceğim hem ondan bir şeyler alacağım. Sürprizler var. Müco'm hayırlı olsun yeni araban. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kazasız belasız kullan inşallah. Ama benim değil. Ne yapıyorsun abi? İyi, senden ne haber? Ya. Müco seni çok benzettiler Murat Deniz'e. Daha sonra Murat Deniz sana benzettiler. Son videoda ne diyorsun? Ben de benzettim. Cevap yazamadık. Müco bugün bana sağ olsun ufak bir siparişim vardı. Bir de bir arkadaşı DJI'ın şöyle çok güzel bizim istediğimiz kamerasından almış. Kutu açılımı yapmak için rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Onunla da bir kutu açılımı videosu yapacağız. Ya ben şeye takıldım. Çok pardon. Hemen söyleyeceğim. Yorum mu? Evet. O suratı gülmüyor artık falan. O yorum mu yoksa? Bir dakika. Münevver Sevinç Hanımefendi. Selam olsun size. Ya yüzüm gülmüyor derken yani benim aslında o yoruma hiç yanlış düşünmüşsünüz bir kere. Öyle bir şey yok. Sadece ben dükkandan çıktığım vakit yaklaşık böyle bir yarım saat bir saat Deniz abi çok iyi biliyor. Modumu yakalayamıyorum yani. Dükkandan çıktıktan sonra kendimde olmuyorum. Ondan sonra kendime geliyorum. Yavaş yavaş kendine geliyor. Hani bir sebep yok, bir şey yok. Biz her gün daha çok birbirine kenetlenir halde yolumuza yürüyoruz. Yani siz de öyle düşünmeyin. Şimdi ben silah falan tutmuyorum değil mi sana Müco böyle söylemeniz? Yok yok. Yok yok. Münevver Hanım da zaten iyi niyetle söylemiş. Evet. Orada kesinlikle öyle bir şey yok. Sizin de içiniz rahat olsun. Sadece ben dükkandan ayrıldığımda bunu defalarca kez Deniz abiye söylemişimdir. Dükkandan ayrıldıktan bir yarım saat, bir saat içinde ancak kendime geliyorum. Çünkü kapalı alan beni çok boğuyor. Sevmediğim bir iş. Bakacağız bakalım. Yani belki çok yakında, belki biraz daha yakında. Güzel şeyler var, güzel haberler. Olacak. Sürprizler. Şimdi güzel haberler var ya yakında değil mi? Evet. Şey olarak inşaatımız başlıyor tekrar. Evet. Hep inşaat başlıyor başlıyor diyoruz buradan ama yakında ya temeli inşaat atıyoruz. Başlıyor. O kısım belki sıkıcı gelmeye başlayabilir cam bağlarına. Ya zor bir şey, çok kolay bir şey yapmaya bir çalışmıyoruz. Bir de işin kırtasiye tarafı halledilmesi gereken evrak vesaire. Tabii. İşte bunlar da aslında bir yandan yürüyor. O tabii ki tabii izinler vesaire aldığımız tabii. için. Aynen. Onlar da gözükmeyen kısımları hepsini halledip düzgün bir biçimde işimizi yapmak istiyoruz. Aynen. Durum öyle. Yani yüzüm gülüyor, mutluyuz. Her gün birbirimize daha çok kenetlenerek aslında hayatımız devam evet. ediyor. Ya bir de şu var değil mi Müce? Şimdi videoda anlatılan şeyler var, anlatılamayan şeyler var. Evet. Biz bir hayat yaşıyoruz sonuçta ve bu hayatın Kesinlikle. Güzel anları ve kötü anları oluyor. Biz Müco'yla kötü anlarını da paylaşmaya başladık. Güzel anlarını da paylaşıyoruz. Evet. Bu da tabii aramızdaki dostluğu yükseltiyor, evet. arttırıyor. Aslında her geçen gün daha içten birbirimizi tanıyarak, evet. daha çok bağlanarak yürüyoruz. Yani benim yüzümün gülmediği kısımlarda siz deyin ki Mücahit dükkanından yeni ayrılmış. Çıkmış. Yani yeni çıkmış o yüzden yüzü gülmüyor. Yoksa normal güncel hayatımda yüzüm gülüyor. Yapı olarak biraz ciddi görünen bir yapıya sahip olabilirim ama içim öyle değil yani. Değil, rahat evet. olun. Evet. Müco'm gidiyor. Kargoları da aldı. Biz güne devam. Mücahit'in arkadaşından aldığımız kamera da bu. Kutu açılımı yapmak için. Bunu da büyük ihtimal haftaya salı günü videosunu yapacağım. Yani bizim tarz videolar çekenler için bu kamera en kral kamera. Çok istediğim bir kamera. İnşallah yakında biz de bir tane alabiliriz. Şimdi bir yandan da şöyle bir durum var ki zorlu bir sürece başlıyoruz. Şimdi biraz araştırma yapacağım. Bu emzik bırakmayla alakalı.
Çünkü Mia'ya emziği bıraktıracağız. Evet, bıraktırmamız gerek ve aynı anda Murat Deniz'e de aslında bıraktırmam lazım. Çünkü zaten kardeşinden alıyor hani Mia. O şekilde önüne geçemem bunun. O yüzden ikisi birden emziği bırakacak. Zorlu günler bizi bekliyor. Zaten böyle ara ara ağlama krizleri oluyordu. Zannediyorum onlar biraz artacak. Bakalım bu süreci nasıl geçireceğiz. Evet sevgili dostlarımız. Bizim günümüz uzun. Değil mi? Cumartesi günkü videoyu yapacağız. Birazdan da ona başlarız. Yarınki 4K videomuz için hazırlanacağız. Ayrıca bu videoyu yetiştireceğiz. Değil mi? Şu an saat 2'ye geliyor. Benim 7'ye kadar bu videoyu yetiştirmem lazım. Siz kanalımıza abone olup bildirim zillerini açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.